Şimdi biz aslında Hacı Sabancı'nın annesi bu ilişkiyi onaylamıyor derken Özgü Ulusoy'la annesinin yazışmaları ortaya çıkıyor. İşler bu noktaya geliyor. Detayları sen bize aktar lütfen. Hakimsin bu konuya ama şu çok dikkat çekici Hacı Sabancı demiş ki habere göre kalitesiz sıfatı bile Özgü Ulusoy için o kız için diyor aslında iltifat. Şöyle bir çok mesaj atmış Hacı kendi sayfasından kendi orijinal sayfasından bir mesaj atmış bu haberi yapan siteye. Ee, ...kastettiğiniz haber doğrudur... ...kalitesiz sıfatı... E, ...o kız için bir iltifattır yazısı... ...Hacı Sabancı'nın Instagram'ından... ...o sayfaya atılmış bir haber mesaj... ...hatta mesajı da o sayfa tekrar yayınlıyor... ...ama şöyle... ...olayın başından beri biliyorsunuz... E, ...Hacı Sabancı ve Özlü Oğuzsoy ilişkisinde... ...bir evlilik sonuna erilememişti... Yani ...bir e, murada erilememe durumu vardı... ...nedeni de Hacı'nın evliliğe... Ya, ...pek ıı, sıcak bakmamasıydı... ...hatta Özge taktik değiştirip... ...ikinci barışmasından sonra ben zaten evliliği istemiyorum yattı. Hani ne yapsın kızın da bir gururu var. Hani erkek istemiyor gibi görünmesin de madem öyleyse Özge istemiyormuş gibi görünsün ayağı yaptı. Çok normal biz de istenmesek böyle yaparız. Ama asıl istemeyen Hacı Sabancı'nın annesiydi. Bunu hepimiz biliyoruz. Aile Özge'yi istemedi. Bu arada ben bugün Özge ile bir açılışta olacağım. Onu direkt soracağım. Sen bu mesajı attın mı annene kardeşim? Direkt soracağım. Annesiyle bir mesajlaşması var. Özge'nin kendi annesiyle aralarında bir konuşma var iddiaya göre. O da Hacı'nın annesini kötüleyen ve küfür eden bir yazışma. İzleyicilerimize anlatalım. O yazışma Hacı'nın eline geçiyor. Özge'nin telefonundan. Özge bir telefonunu istiyor ve Hacı'nın eline geçiyor. Ondan sonra sessiz sedasız ilişkiyi bitiren taraf Hacı Sabancı oluyor ve bu durumda da Hacı Sabancı'nın bu olayı onaylaması var. En son olay da bu. Evet, bu olay doğru ve o kız kalitesiz değil. O kalitesiz olmayacak kadar bile falan kötü demek istiyor yani. Maalesef böyle bir durum var. Skandal şöyle ki aslında e, o küfürlü konuşmanın Hacı'nın görmesi tabii. Peki ne yazışmış olabilirler de? Hacı Sabancı'nın bir de şöyle bir açıklaması var. Her şey yalanmış diyor. Dört yıl geçiriyorlar. Dört yıl kısa bir zaman değil Nihat Değil mi yani? dört hani yıl bir de de ile birlikte ayrıl olmam. barış. Bir tane daha barışmaları var onların. Bu sefer yıl. evlenirler dedik hani bir daha. Sonra her şey yalanmış dedirten ne görmüş olabilir ki bu yazışmalarda? Ya sevgisinin yalan olduğunu düşünmüş olabilir. Belki ne orada manevi olacak? bir konuşma yerine daha maddesel bir konuşma evet. görmüş olabilir. Bunları hepsini Özge'ye soracağım. Her şey yalanmış. Hani sanki şöyle bir şey insanın aklına geliyor. Tamamen şu an uyduruyoruz ama e anne onu kandırıyorum mu yazıyordu? Ne yazıyordu da? Her şey yalanmış ya de dedi. Ya da oyalıyor mu yazdı acaba? İşte biz de onu bilemiyoruz. Ama Hacı çok kızmış. Dönüşü de yok. Zaten hemen ilişkiyi bitirdi. Sonrasında Özge'yi biz biliyorsun Hakan Baş, yok Hakan Baş eskiden de neydi o? Arda'yla da duyduk değil mi? Özge'yi doğru. Evet. Ondan Ama sonrasında... inkar etti Özge. Önce hiçbir şey söylemedi. Ha, güldü falan. İnkar etti. Sonra Ama inkar etti. ikisinin de isimleri çeşitli insanlarla anıldı. Artık o işin dönüşü yok ama asıl neden sıkıntılıymış. Eğer böyleyse. Hacı da kabul etti gerçi. Artık şimdi Özge'nin ne diyeceğine bağlı. Ben evet eski ka muslakber kayınvalideme küfür ettim, annemle böyle bir yazışma yaptım diyecek mi? Yoksa hayır bunların hepsi yalan mı diyecek? Bir şey demesi lazım Özge'nin. Şimdi anneler istemiyorsa bu işlerin içinden çıkılmıyor efendim. Bence biriyle görüşüyorsanız ve annesi sizi istemiyorsa ya da sizin anneniz onu istemiyorsa, nacizane fikrim. Hemen olay yerinden uzaklaşın. Ya. Nihat haksız mı düşünüyorum bilmiyorum. Ben yani nasıl önce yani. annelerin gönlüne girmeniz lazım olay bak, yerinden. Ben size söylüyorum böyle değil mi düşünsene. Yani Ama anne baba istemiyorsan çok zor bir şey. Ya, ya %90 haklı çıkıyorlar öyle söyleyeyim. Hmm, bir de haklı çıkıyorlar. Bak evet, Nihat evet. ne diyor benim annemin istemediğini. ya annem istemeyeni ben hiç istemem diye burada. Yani bak kaç aslında defa hacının annesi yaptı. o zaman bu mesajlar doğruysa haklı çıkmış gibi oluyor değil mi? istememekte haksız mıyım bak. Ayran da Özge'nin annesi olmuş oluyor ama bak yine anneden anne. Tabii Hı. o da kızı istenmiyor diye bilenmiş olabilir. Bilemiyorum detayları ama çok ağır. E, şunu da yakıştıramıyorum açıkça söyleyeyim. Hani 4 yıl geçmiş iyisiyle kötüsüyle. Özellikle de erkeklerin ha, evet kadınların arkasından konuşmasını hiç yakıştıramıyorum. Bak o yorumların altında da hep acıya e, kötü şeyler söylemişlerdi. Sen nasıl bir adamsın? 4 yıllık kadın, yani, kadınla bir birlikte oluyorsun. Sonra kalitesiz diyorsun. Senin de adamlığın bir yere kadar. Hep böyle yazılar da vardı bu arada. Şimdi <laughs> de o boyutunu e, inceleyenler ve e, dikkat edenler olmuş. Nihat'cığım buharlaştın birden ama sana ya, da döneceğim. Ağır olmamış mı kalitesiz sıfatı bile o kız için? Ha, şöyle söyleyeyim ben... E, şimdi öncelikle bizim belirli bir prototipimiz var. E, yayın akışımız var. Programın akışı var. Yani... E, Bakış yaparken tabii başladığımız günden beri hep bu şekilde toplumsal vesaire gelip... ...sonra da magazinine bağlıyoruz. Bakıyoruz. Yani bu yatsınamaz gerçek ya. Fakat şimdi öyle bir konudan sonra zaten hastayım 2-3 gündür. Allah taş şahit olsun. Doğru adapte olmak duruyoruz. çok kolay Geliyoruz değil. buraya bir de kucağımızda böyle ağır gündemler. Başım felaket ağrıyor. Yani şimdi bir önceki 2 tane babası, oğlunu öldürmüş bir baba... Ah, 13 yaşında sorma. bir kıza 3-4 saat önce tecavüz etmiş bir sapık haberinden sonra şu oldu yani ya biz bu... Bana, ne, milletin, bana ne acıdan ya? Hacı milletin derdiyle dertlenmiyorsa, Garip kurabanın derdiyle ilgili bir tane tweet atmış mı Hacı Sabancı? Bir tane fakir ile ilgili bir tane tweeti mi var? Atmış mı abi? Emeklisi, teogu, osu, busu, <laughs> sen söyle işçisi, memuru, öğretmeni, Mağduruyla alakalı bir tane tweet'i var mı? Instagram'da bir tane yemeyelim. paylaşım var ben bilmiyorum yani. yani. Sen yani bilmiyorsun yani kimse bilmiyor. Bilmiyorum. Tamam bilmiyorum. milletin derdiyle garip gureban derdiyle dertlenmeyen hacı'nın derdinden banan arkadaş. Ben söyleme. Ama şey tabii yani. ak profesyonel anlamda akış önümüze gelince konuyu da e söylemeyiz diye Canım Allah Allah sen ee, konuşacaksın. Şimdi şöyle bir tabi. şey söyleyeyim. Şenol'da diyor ki benim camiamın en kaliteli e, isimlerinden biridir Özgü E, Bu söylem çok ağır bir söylem diyor. Tabii o ilişki anlamında söylüyordur Şenol. Sen e, arkadaş anlamında söylüyorsun. E onu da söyleyelim. Ya kalitesiz kadınlar. Ama kalitesiz kadınlar niye evlendiler? Niye beraber oldun 6 sene abi adama sormazlar evet, mı yani? Evet. 6 Fark sene boyunca ne yaptın. Yani sen istediğin yani İnsan ayrılırken anlarsın karşındakinin adamlığını. Ben o onu söylerim. Kalitesiz de değil. Kalitesiz sıfatı bile e, az. Tamam. İltifat e, tamam. Kıvır. Demek ki, e, onunla olan da kalitesizdir. 6 sene olmuşsa. Ben Özge'ye de böyle çok sevdiğim bir kadın da değil. Açık söyleyeyim yani. Tanımam etme. Bir Survivor'da beraberdik. Anladın mı? Ha mi? doğrusu. Orada da bir kan uyuşması olmadı. O da bana karşı cepheden bir tanesiydi. Öyle mi? Doğru. Evet. Ben benim karşım cepheden bir tanesiydi. Böyle çok elektrik <laughs> da bir kız değil açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani gördüğüm yerde yine merhaba derim hı -hı. ama. Şimdi burada da bir müdahale etmek zor. Hak konuşur çünkü. Hak geçmemesi lazım. Yani ha, o zaman hı. adama demezler mi? Yani o zaman niye? Kalitesiz, az kalırsa, e be hacı sen 6 sene, sen de demek ki davul bile dengi dengini. Demek hmm. ki sen de karakter olarak aynı karakterde bir insansın. Genelde eleştiriler bu yönde oldu. Ee, bakalım Yok. Özge Ulusal Cephesi'nde nasıl bir açıklama olacak? Bugün dediğim gibi soracağım ama. Evet ama ayrılan kişilere buna katılıyorum. Ayrılırken insanların karakteri daha çok belli oluyor. Hani her şey güllük gülistanlıkken her şey güzel de, sorun olduğunda ne yaptığımızda kendimizi daha çok açık ediyoruz 6, 6, galiba. 6 sene ya. Peki.